Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Stüdyo'dan tekrar herkese merhaba. Yarım saatlik süre boyunca Amerika'nın ekonomi ve piyasadaki hareketlerini değerlendireceğiz. Yatırım danışmanı New York'tan bizlere bağlanacak Altan Ergün. Hoş geldiniz Altan Bey. Hoş bulduk, merhaba Özlem Hanım. Dilerseniz önce bu hafta gelen önemli verisiyle başlayalım Amerika'nın gündemini konuşmaya. Mart ayında enflasyon %1,2 oranında yükseldi. Yıllık bazda da gerçekten 41 yılın zirvesi. %8,5. Amerika'da hem vatandaş tarafından bu veri nasıl karşılandı, aynı zamanda ekonomik dinamikleri nasıl değerlendirmek lazım bu gelen veriyle birlikte, pik noktası mıdır yoksa tam tersi hala beklentiler yükseliş trendi içeriğinde mi? Evet, dataya baktığımız zaman bu tabii ki core CPI olarak değerlendirdiğimiz, ex food, ex energy dediğimiz, yani gıda ve enerjiyi çıkardıktan sonraki enflasyon olarak değerlendirebiliriz. Sorulardan birisi tabii ki burada gıda ile enerjinin katılmamış olması esasında Fed'in kendi time window'unda, yani zaman dilimi içinde, enflasyon düşürmeyi düşündüğü zaman dilimi içinde bir nevi doğru görmediğimiz bir yaklaşım. Onun için bunu da buraya katmamız lazım. Diğer bir taraftan da Amerika'da değişen home ownership, yani evlerin bireylerden daha çok finansal kurumların satın almasıyla beraber ev fiyatlarında, özellikle kirada, year in year out, yani yıldan yıla yaklaşık %15, birçok yerde %30'a yakın artış yaşadık. Bu bakımdan tüketiciyi etkileyen diğer enflasyonlardan birisi de kira enflasyonu olduğunu da düşünebiliriz. Bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman gerçek enflasyonun çift hanelerde olduğunu düşünmekteyiz. Fakat core CPI dediğimiz Consumer Price Index, yani Fed'in baktığı ve düşündüğü dataya baktığımız zaman %8,5'luk olan dilimin ilk defa Wall Street'te konsensusun dışında olarak bir nevi peak enflasyona yaklaştığını ve bundan sonraki enflasyon datalarının yavaş yavaş daha iyiye gideceği ile ilgili debate'ler, tartışmalar var. Buradaki tabii ki en büyük iki konu, sizin de sorduğunuz gibi, bu bir peak enflasyon mudur, değil midir? Ve buna bağlı olarak bizim terminal rate dediğimiz, yani Fed'in faizleri arttırmasını ve bilançosunu azaltmasını bitirdiğinde Fed Fund Rate'in, terminal rate'in, terminal faizin nerede olacağı ile ilgili tartışmalar var. Burada iki tane kamp görmekteyiz. Birincisi, geçen hafta Perşembe Cuma günü BlackRock'ın yaptığı açıklama gibi yaklaşık olarak enflasyonun esasında azalmaya başlayacağı, contrarian olarak, yani konsensusun dışında olarak kendilerinin terminal rate'in, yani sonuçta göreceğimiz Fed Fund Rate'inin %2 civarında olacağını düşünüyorlar. Fakat birçok yatırımcı, bizim de dahil olduğumuz şekilde, enflasyonu düşürmeyle ilgili mücadelenin daha uzun süreceğini ve Fed'in ekonomiyi kırma babında bile olsa, ki resesyon fiyatlandırılmaya başladı şu anda, terminal rate'in %3,5 ile %4 arasında olacağını düşünmekteyiz. Fakat yakın zamanda Fed'in ana hedefi neutral rate dediğimiz, yani reel faizleri sıfıra getirebilecek Fed Fund politikasıyla önümüzdeki 4 toplantıda 50 basis points'lık artışı devam ettirerek 200'ü tamamlayıp bir nevi 2,5 civarlarına, 2,75'e geleceklerini düşünmekteyiz. Ana hatlarıyla konuya böyle yaklaşabiliriz. Şimdi sizin dediğiniz noktadan Altan Bey devam etmek istiyorum. Resesyon dediğimizde Amerika'da nasıl bir tablo hayal etmeliyiz? Yani Amerika'nın gelen verisi enflasyonu yüksek. Evet, Fed merkez yetkililerinin, Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları 50 basmanlık artış seçeneğini güçlendirdiğini işaret ediyor. Bir diğer tarafta bilançolar atmasında ciddi bir tutardan bahsediyoruz. Piyasada geri çekilme, doların gücü, resesyonla birlikte gerçekten Amerika hangi endişeleri, hangi noktalarda ciddi boyutta endişeler taşıyor? Evet, tabii ki bu krizin nasıl olacağını visualize edersek, birçok alternatifle karşı karşıyayız.
Bunlardan birisi tabii ki worst case senaryo dediğimiz, yani en kötü senaryo. Fed'in stagflasyon, yani enflasyon ve negatif büyümeyle karşılaşsa bile enflasyonu gerçekten aşağı indirmesini gerektirebilecek. Enflasyonun kendi beklentilerinden daha sticky, yani daha yapışkan ve daha uzun süre olması durumunda bono piyasalarında bir krize sebep olabileceğini görebiliriz. Bununla beraber bono tarzı olan her enstrümanda bir fiyatlandırma göreceğiz. Bunlar ne olabilir? Bizim quasi bond asset dediğimiz, yani gayrimenkuller, private equity şirketlerinin portfolyolarının bir kısmı yaklaşık olarak 1'e 6 leverage durumda. Yani bir kendi hisselerine karşılık 6 tane dolar borcu aldıklarını düşünebilirsiniz. Burada hem fiyatlandırmalarda bir aşağı gelme görüyoruz, hem de debt servicing dediğimiz, yani bu leverage buyout'larda borç alınarak satın alınan şirketlerde borçlarını referans ettikçe maliyetlerin artacağını ve var olan hisselerinin azaltacağını, bunun bile bir finansal krize sebep olma riskinin olacağını görmekteyiz. Jamie Dimon, JP Morgan'ın earnings release'inden sonra yaptığı açıklamada JP Morgan'ın bir dahaki sonraki krizi beklerken daha şimdiden rezerv almaya başladığını söyledi. Yani krizde herhangi bir bad loan, ödenmeyen borçlarla karşılaştığında rezervlerini arttırıp bu krizi geçmekle bahsedecek. Fakat şu anda düşünebildiğimiz enflasyonla mücadelede faizlerin artmasıyla beraber hem market çarpanının contract ettiğini, azaldığını görüyoruz. Bu da yieldler arttıkça price to earnings dediğimiz, earnings to price yield, yani kazançların fiyatlar oranını azaltacağı için marketin çarpanının 25'lerden 20-21'e indiğini, belki low to mid teens dediğiniz 14-16 seviyesine inme riskinin olduğunu görmekteyiz. Bu da hisselerde satışa sebep olacak. Diğer bir taraftan, bu senenin diğer bir tarafı da tabii ki bono piyasalarındaki satışları görmekteyiz. Faizler arttıkça bono fiyatlarının azaldığını düşündüğümüzde bononun da esasında çok güvenli bir asset class olmadığını, varlık korumasında olmayacağını ve ana sermayelerinden para kaybetme riskiyle karşı karşıya geldiğini görmekteyiz. Tabii bono fiyatlarında tekrar spreadlerin price olduğunu, fiyatlandırdığını görüyoruz. O da belli bir riske karşılık 5 yıllık ve 10 yıllık bonun üzerinde istenen bond risk premium'un arttığını, özellikle municipal marketlerin bile, yani eyaletlerin ve şehirlerin bile issue ettiği güvenilebilir vergiye dayanan, tax bondlara dayanan enstrümanların bile son 50 yıldaki en kötü haftasını geçen haftalarda yaptığını düşündüğümüz zaman hem hisse piyasalarında hem de bono piyasalarında güvenli bir liman olmadığını, çok derecede levered olduğumuz gayrimenkul private equity şirketlerinin bono piyasasında yaşanabilecek ciddi bir maliyet kriziyle karşı karşıya kaldığında birçok borcun face value'sunu kaybedip bankaları bile krize sokabilecek çok ciddi bir resesyonla karşı karşıya kalma riskimiz var. Bu da Amerika'daki bankacılık sektörünü bile etkileyebilir. Onun dışında tabii ki fiyatların artmasıyla beraber real negative wealth effect dediğimiz, yani tüketicinin fakirleşme hissiyle beraber kendisini kontrakt ettiğini, harcamalarında kısıtlamaya gittiğini, enflasyonun wage inflation'dan, yani gerçek enflasyonun maaşlardaki fiyat artışından daha fazla olduğunu düşündüğümüzde real purchasing power, yani gerçekte satın alma gücünün azaldığını görmekteyiz. 30 yıllık mortgage'lar 2.65-2.70 seviyelerinden 5.75-6% seviyelerine çıktı. Enflasyon adjusted mortgage'e verilebilecek parayı düşündüğümüz zaman affordability'nin ciddi manada azaldığını, %50'den fazla azaldığını da görmekteyiz. Bu da gayrimenkul piyasasında da bir krize sebep olabilecek bir işte karşı karşıyayız. Tabii ki kriz sorusuna daha derin olarak cevap verdiğimizde her kriz Amerika'da biraz daha farklı. 2020'deki kriz hem supply hem demand shock dediğimiz, yani hem talepte hem arzdaki bir krizle beraber Amerika'nın tarihindeki en hızlı küçülmeyi, en büyük küçülmeyi en hızlı zamanda yaşadığı bir krizdi. Bu krizin özelliği 1970'lerdeki Volcker tecrübesine de bakarsak Amerika'da çok ciddi bir sarsıntıya sebep olabilecek bir kriz olabilir. Tabii ki bunun diğer tarafındaki hikaye ise, eğer ki enflasyon gerçekten peak ettiyse ve hafif hafif azalmaya başladığını görürsek, Fed'in enflasyonla ilgili verdiği sinyalin, ki market buna inanıyor şu anda, çok agresif olduğunu, enflasyon azalmasıyla bu agresif para politikasından vazgeçeceğini,
ve fiyatlandırmaların esasında tekrar yukarıya doğru gitme upside riski dediğimiz yukarı doğru gitme riski de var. Bu bakımdan birçok sorunun cevabı enflasyonun trajektörüsüyle belli olacak. Bunu izleyerek önümüze bakacağız. Fakat şu an itibariyle özellikle 2023'ün dördüncü çeyreğinde krizin fiyatlandırılmaya başladığını, fakat marketlerin anticipator olduğunu düşündüğümüzde, yani kriz gelmeden reaksiyon vermeye başladığımızda, 6 ile 9 ay öncesinde düşündüğümüzde yılın dördüncü çeyreğiyle ilk çeyreğinde piyasalarda daha ciddi satışlar olabilir. Eğer ki enflasyon konusunda Fed'in para politikaları çok agresifse dördüncü çeyrek bir nevi artışlara da sebep olabilir. Bunu izleyerek göreceğiz. Altan Bey, aslında güzel bir özet oldu bizler için. Çünkü hem resesyon diyoruz. Evet, stagflasyona doğru gidiyor da olabilir ama genel tablo ve riskin, krizin boyutunu ürünler nezdinde de değerlendirmede bazen noktada, bu noktalarda stres oluyor. Dediğiniz bono piyasalarında kriz beklentisi olabilir. Şimdi ben de Amerika'da gelen enflasyon verisinin hangi piyasada aslında nasıl fiyatlandığını da merak ediyorum. Yani riskli piyasalarda evet bir çıkış oluyor, fakat enflasyon zaman zaman riskli piyasalarda pozitif bir ayrışma da gösterebiliyor. Biz bunu yurt içinde gördük. Birçok kez birçok noktada şirketler enflasyon nezdinde artış gösterdi ve pozitif bir ayrışma sergiledi. Amerika'da özellikle enflasyon hangi noktalarda olumlu ya da olumsuz fiyatlanıyor? Portföylerde en çok ağırlık nereye veriliyor? Biraz da yatırım tarafıyla değerlendirmenizi isteyeceğim konuyu. Evet, tabii enflasyonun riskli asetlerde bir pozitif ayrışmaya sebep vermesi söz konusu değil. Çünkü enflasyonla mücadelede özellikle para maliyetlerinin, cost of capital'in, sermaye maliyetlerinin hem equity kısmında hisse hem de bono kısmında arttığını düşündüğümüz zaman riskli asetlerin esasında daha ciddi satışlara sebep verebileceğini düşünebiliriz. Diğer bir taraftan high growth stock'ların, özellikle venture-backed, hızlı büyüyebilen fakat nakit akışını 1-5-10 yıl sonra görebileceğimiz, çok daha hızlı para toplayıp çok daha hızlı büyüyebilmiş fakat şu anda hem para toplaması hem sermaye maliyetlerinin yüksek olduğu zaman dilimlerdeki şirketlerin fiyatlarındaki satışları zaten 2021'in dördüncü çeyreğinde başlayıp özellikle ilk çeyrekte tek hisselerindeki satışların %50 ile 75'leri geçtiğini gördük. Enflasyonun fiyatlandırılmasında nelerin çalıştığını gördüğümüz zaman özellikle tüketicinin mesela Costco, yani toplu halde gidip alışveriş yapabileceği gıda şirketlerinin çok iyi yaptığını görüyoruz. Dollar Tree, Dollar General gibi yani 1, 2, 3, 5 dolar gibi gerçekten ucuz ürünler satan, insanların bütçelerini daha iyi kontrol ettikleri, konsümörün bütçesindeki, tüketicinin bütçesindeki harcamanın o şirketlere doğru kaydığını görmekteyiz. Diğer bir taraftan tabii ki savaşla beraber özellikle defense sektöründe, savunma sanayinde Lockheed Martin, LMT, Raytheon, RTX gibi şirketlerin önümüzdeki 10 yılda çok iyi yapacağını ve bu zaman diliminde de year to date en iyi perform eden şirketlerden olduğunu gördük. Flight to safety, yani riskin olduğu zamanlarda bonolara kaçamayan yatırımcılar gerçekten riskten güvenli limanlara kaçarken, mesela özellikle büyük drug company'lerin, Pfizer, Bristol Myers gibi şirketlerin iyi perform ettiğini gördük. Tabii ki yine özellikle bu zamana bağlı olarak işte fertilizer, gübre ve oil, petrol şirketlerinin de bu zaman diliminde yapısı olarak daha uzun vadedeki ham maddeyi hala fiyatlandırmadan düşündüğümüzde bunlardaki artışın devam ettiğini görüyoruz. Tabii ki normal şartlarda faizlerin artmasıyla beraber bankacılık şirketlerinin hem interest rate marginlerden hem de bankalarda bulunan float'taki, toplanmış rezervdeki float'lardan kısa dönemli 2 yıllık bonolara baktığımızda ki faizleri, onlar 10 yıllık bonolardan daha fazla, bunların daha fazla kazanç kazanabileceğini, eğer ki ekonomik krize girmezse daha fazla spread yapıp rollover yapabileceğini düşünmekteyiz. Tabii ki krize girerse bu farklı fiyatlandırma olacak. Ama bu zaman diliminde mesela utility şirketlerinin, yani gaz, elektrik dağıtım gibi şirketlerin, regüle olmuş şirketlerin, kazançlarının ne olacağını bildiğimiz şirketlerin daha iyi yaptığını gördük.
İnsanlar güvenliği bu şekilde alıyorlar. Tarihsel olarak tabii ki enflasyon zamanında hisselere sahip olmak her zaman daha iyi bir yatırım oldu. Hisselere sahip olurken de pricing power'larını, yani enflasyonu tüketiciye getirebilecek şirketleri satın almak gerekiyor. Buna bir kavyat olarak düşündüğümüz, tabii ki çok özel bir zaman diliminden geçtiğimiz için, yani quantitative easing ile 10 yıllık faiz, Fed Fund Rate'lerin 0.25'e gelip 10 yıllıkların 1.15-1.20 bandından neredeyse 3'e yaklaştığını gördüğümüzde, her ne kadar iyi yapacağını düşünsek de market multiple'ın piyasalardaki çarpanın azalmasıyla beraber burada da ne artışın ne azalışın olacağını net olarak bilmesek de genel manada yine güvenli olan, tüketicinin almaktan vazgeçemeyeceği şirketleri satan firmalarında daha iyi yaptığını gördük. Genel olarak financials, finanstaki şirketler, özellikle insurance sigorta şirketlerinin ki hem bono tarafında hem de equity risklerini yönetirlerse oradan kazançlarıyla olaya daha higher earnings power kazançlarla yaklaşabileceğini düşünebiliriz. 2022 yılında bu özellikle agresifleşen FED kararlarının fonları ve doları biraz da anavatana çekeceğini mi düşünüyorsunuz? Yoksa bu belli bir süreç ve belli bir zaman mı alacaktır? Tabii ki şimdi doların güçlenmesinin ana sebebi dollar dominated fixed income asset'lerin, yani dolar bazındaki mal varlıklarının fixed income'da diğer dünyadaki interest rate differential'ın, faiz farkının daha büyük olmasıyla beraber doların değer kazandığını görüyoruz. Tabii ki değer kazanmasıyla beraber bonolarda esasında bir satış olma riskini de göz önüne aldığımız zaman, her ne kadar para normalde dolar dominated mal varlıklarına gitse de bunun gidişatının yönünün nasıl olup olmayacağını göreceğiz. Eğer ki enflasyon peak etmişse ve aşağıya doğru giderse dolarda bir satış, fakat ana capital flow'larda tekrar Amerika'ya girişi görebiliriz. Bunu zaten dolar euro paritesinden siz de euro'nun 1.10'un altına düşmesiyle görmüş olduğunuz Amerika'nın faiz arttırışının ECB'den ve Bank of England'dan, Bank of Japan zaten kendine özel bir durumda, Bank of China azaltma pozisyonda, arttırmada da değil. Global olarak komparatif paranın nereye gidebileceğini düşündüğümüzde Amerika'daki faizlerin çok daha atraktif olduğunu düşündüğümüzde hem doları desteklediğini hem de kısa vadede capital floor desteklediğini görmekteyiz. Tabii ki bu krizin varlığının nasıl teşekkür edeceğini görmemizde durum değişecek. Genel olarak tabii ki emerging markets, gelişmekte olan piyasalar, bunlar Türkiye ve Türk Devleti'nin borcuna dahil olmak üzere daha atraktif durumdalar ve buranın para akışının girmesini de pozitif değerlendirebiliriz. Çünkü birçok, belki Türkiye buna dahil olmasa da, birçok gelişmiş olan ülke enflasyonla mücadeledeki faiz artışlarını çok hızlı gerçekleştirdiği için bir nevi enflasyon körfezinin üzerinde kaldı. Tabii bunun kontrpartı tarafında Bangladeş'te veya Sri Lanka'da, değişik yerlerde gördüğümüz, ki bu Mısır ve birçok ülkeyi de etkileyebilir, gıda fiyatlarının ciddi manada artmasıyla devletlerin krize girme riskleri, IMF'nin rolünün dünyada artmasını, sovereign wealth piyasalarındaki, borç piyasalarındaki krizlerin yaşanmasıyla ilgili devletleri etkileyen para politikalarıyla da karşı karşıya kalacağız. Tabii ki Rusya'da ilk defa 1917 Bolşevik ihtilalinden sonra borcunu da iflas etmiş, hem devlet hem corporate bazında iflas etmiş olacak. Özel sebepleri de bir araya koyarak yine Amerikan borcunun, debtinin daha atraktif olduğunu düşünebiliriz. Şimdi Altan Bey, önümüzdeki hafta beklentiler arasında aslında IMF ve Dünya Bankası grubunun Washington'da yapacak olduğu panelle çevrilecek gözler. Burada hem Fed Başkanı Powell, aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası Başkanı yine Lagarde'ın yapabilecek olduğu, bu güçlü ve etkin merkez bankalarının başkanlarının yapacak olduğu, piyasaya verecek olduğu mesajlarda merak konusu. Sizin beklentiniz var mıdır? Yani bu panelde iki büyük merkez bankası başkanının ortak bir mesajı olacak mıdır? Ya da tam tersi, beklentiler ne yönde? Amerika'da var mı bununla ilgili bir değerlendirme? Tabii ki merkez bankası başkanları ne zaman konuşma yapsalar piyasaları etkileme olanağı var. Fakat şu anda Fed'in verdiğinin, Fed üyelerinin Jerome Powell'dan bağımsız, özellikle Başkan Yardımcısı Ballard'ın konuşmalarına da baktığımızda overly agresif, yani agresif tonlarının maksimum limite geldiğini
görmekteyiz. Burada değişebilecek olan tek şey enflasyonun esasında bir defa daha Jerome Powell tarafından kendi beklentisinden çok daha yüksek olduğunu söylemesiyle beraber piyasaların 2.75 bandı gibi artı eksi düşünsek ondan çok çok daha yukarı gideceğini fiyatlandırmayan piyasalarda ciddi bir satışa sebep olabilecek bir konuşma olabilir. Fakat şu an aşama, şu andaki bir durumda ne ECB'den ne de Jerome Powell'dan böyle bir açıklama gelmeyecek ki zaten ECB'nin yaptığı da dünyayı çok fazla etkileyen bir konu değil. Yani çok önemli bir tarafı yok. Ana bazıyla Jerome Powell'ın yaptığı açıklamaların önemi olacak. Tabii ki Dünya Bankası ve IMF konusunda Sayın Janet Yellen'in bu hafta yaptığı konuşmalarda bu kurumların reform etmesinden bahsetti. Daha detaylarını evet, tam olarak spesifik göreceğiz fakat reform etmelerinin ne olacağı, nasıl olacağını tartışacağız. Diğer bir taraftan dünyada bir food crisis, gıda krizi, fiyatlardaki ciddi artıştan kaynaklanan 1-2 milyar insanın poverty seviyesini, fakirlik çizgisinin altına gıda sıkıntısı çekmesiyle ilgili sıkıntılar olabilir. Bu konuda bence Dünya Bankası ve IMF'nin rolünün ne olabileceği, dünya piyasalarında ciddi bir bono krizi olursa, gelişmekte olan piyasaların borçlanma maliyetlerinde ve bonolarında devlet bonoları krizi olursa, IMF'nin stabilize rolünün ne olacağı ve Dünya Bankası'nın genel bazıyla zaten development, gelişmekten sorumlu olduğu için çok dünyadaki finansal matrikte pek bir etkisi olmasa bile gelişimlerde önemli olan bir konu. Genel hatlarıyla entegre edilmiş bir sistemden ve batıdaki coherent çalışan global institutionlarla ilgili konuşmalar olacağını düşünüyorum. Çok piyasayı eğer ki Jerome Powell farklı açıklamalarda bulunmazsa çok etkilemeyecektir. Peki efendim, şöyle bir yerde de Euro-Dolar paritesiyle ilgili beklentileriniz. Şimdi burada ECB yapmış olduğu açıklamalarla Euro'nun negatif seyrini güçlendirdi. Amerika'da da gelecek olan faiz artışı ve bilanço daraltmasıyla birlikte doların zaten ekstra gücü vardı. Burada gerçekten zayıf bir Euro izleyeceğiz. Amerika bu konuda ne düşünüyor? Euro'nun zayıf seyri konusunda. Euro'nun zayıf seyri konusunda herhangi bir şey düşünmüyor Amerika. Sonuç itibariyle Federal Reserve'in iki tane mandate'i var. Biri employment veya unemployment nasıl bakarsanız iş yaratılması ile ilgili parasal politikalarını düşünmek. Diğer bir taraftan da enflasyonla mücadele. Amerika'nın genel düşüncesi the Fed is fighting the inflation, don't fight the Fed. Yani Fed enflasyonla savaşıyor. Ve Fed'le savaşmanın bir manası yok. Sayın Jerome Powell zaten Volcker zamanındaki gibi olmam gerekirse, Amerika ekonomisini krize sokmam gerekiyorsa bile faizleri arttıracağımla ilgili açıklamalarda bulundu. Tabii diğer bir taraftan da data dependent, dataya bakarak karar vereceğini söyledi. Ama behind the curve, yani enflasyon eğrisinin dışında kaldığı için agresif bir tutumu çok hızlı bir şekilde aldı. Bilançonun bile azaltılmasını çok hızlı bir şekilde öne aldı. Bunlarla Amerika'daki employment iş marketine baktığımızda, iş gücünün fiyatlandırmasına baktığımızda faiz arttırımlarının Amerikan ekonomisini yavaşlatacağını fakat krize sokmayacağını bir nevi soft landing yapıp teyit olarak enflasyon azalmasıyla düzeltebileceğini düşünüyor. Tabii ki birçok kimse buna inanmıyor ve çok ciddi bir şekilde stimulusun çekilmesi, hem fiskal hem monetari, faizlerin arttırılması, likiditenin azaltılması, enflasyonla beraber tüketicinin alım gücünün azalması, mortgage rate'lerin artmasıyla bir housing ev piyasasındaki bir krize sebep olabilme riski ve bunun azalmasıyla beraber paranın velocity of money dediğimiz paranın hızındaki bir azalma falan bütün faktörleri bir yere koyduğumuz zaman bir perfect storm yani mükemmel bir Amerikan ekonomisini kısıtlayabilecek bir döneme giriyoruz ve bunu nasıl kontrol edeceğini de göreceğiz. Fakat enflasyonun kendi kendine negatif aşağıya seyrinde arttıracak gelişimler bunlar ve bunu yakından takip edeceğiz. Altan Bey çok teşekkür ediyorum değerli yorum ve katkılarınız için. Detaylarıyla dinledik sizi de Amerika'nın hem ekonomik hem finansal açıdan değerlendirmelerini. İyi hafta sonları diliyorum şimdiden size. Ben de size özellikle iyi çalışmalar ettiğinizi ve Türkiye herkese. Sağ olun efendim. Evet, yatırım danışmanı Altan Ergün Stüdyo New York'ta bizlere eşlik etti. Burada noktalayacağız efendim. İyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü 16.30'da tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın.
Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu.